Saat 2'yi geçiyor. Bir türlü uyuyamadım. İlacım bitmişti. Ben uyku ilacım olmadan uyuyamıyorum. Başka ilaçlar vardı önceden. Onlar tınlamadı vallahi. Şunların da güzelliğini çekmeden duramadım. Hele şuna bir bakın. Tipe bakın. İlk gecede bakar mısınız şunun? Kız gözünü de kapatınca hiçbir şey kalmıyor ortada. Kapkayanlık kalıyor kız. Onun adı ne biliyor musunuz? Gece. Gece kızım. Tam bir gece. O gözünü açtığı zaman belli oluyor. Yoksa hiçbir şey yok ortada. Kara kızım da dışarıdaydı. Zorla... Ay, nereye çekiyorum? Zorla soktum içeri. Cansın yok. Ay, ay 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 bak tipe bak düşmüşler. Şimdi dokunsam şey yapmaz. Şans bir şey yapmaz ama tarçın fırlar diye dokunamıyorum ama başı aşağıda kalmış yavrum. Ay ay film izliyorum ben de ne yapayım? Kaçağıma bak. Kaçak. Huş. Benim akıllı kızım. Şimdi ben yavaş yavaş uyumaya çalışacağım. Filmi de bırakamadım sabah da erken. Usta gelir kalkarım şimdi. Allah aşkına. Orada karanlık bir şey var. Aha, toparladı kendini. Bak bak bak. Tarçın da oraya sıkışmaya çalışmış. İçine iyice yerleşseler ikisi de sığar ama. Valla kedi köpek yemeğimi bile akşamdan hazırladım. Sabahleyin köpekler bağırıyor, aç kalıyorlar. Evet. Hadi bana iyi geceler. Size de. Günaydın. Yaramaz şanslı günaydın diyeyim dedim size. Bakın bakın bakın. Böyle hiç alakasız tüm yerlere çıkar bu yaramaz. Demin odunları tırtıkladı. Şimdi oraya çıktı. Dışarı çıktı. Dışarıdan bağırdı. Al dedi. Aldık. Çıkart dedi, çıkarttık. Böyle böyle parmağında oynatıyor. Eşeğin teki o. Gece bugün böyle bakın. Çıkmış yemek yiyor. Şu anda onu biraz zor kabulleniyorlar. Şans haricinde. Şansın. Kimseye itirazı yok. Bak, bak, bak. Tipe bak tipe. Ne? Her şeyi kemirmeye çalışıyor sanki. Aç. Şimdi onu düşürecek. Ah. Ah. Ne yaramazlık yapsam diye düşünen gillerden. Tarçın orada yatıyor. Ben de yatıyorum. Yatmak istiyorum ama uyutmadılar. Çok geç uyudum. Bir video var. Vallahi 30 saat falan diyor yüklemek için. Bir video koyuyorum yani. Bir saati geçen bir video. Öyle oluyor. Bir saati geçen bir video koyduğumda o kadar uzun yüklüyor ki deli ediyor beni. Mesela akşamkini bile saatlerce yükledi. Onu bekledim yüklenmesini. Efendim şans. Şebek şans. Be. Ne yapsa bilmez. Velhasıl sobamı bile yakmadım. Ama yakmak istemiyorum. Saat 8:30. Dinlenmek istiyorum birazcık. Bakalım bugün neler oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Neyse ki Moduk da havlamıyor şu anda. Bir iki canlı geçince oradan başlar havlamaya. Yemeyim de yemeyim. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim tanıştırayım sizi.
Benim adım Gece. Gece oldu benim adım. Gece köşeden çıkmıyor şu anda. Alışma sürecinde. Fakat benim kucağımda harika. Gayet sakin. O yüzden ona şimdi köşeye bir halı koydum. Orada yatıyor. Adapte olmaya çalışıyor. Daha doğrusu diğerleri onu içine alsın diye bekliyor. Şimdi benimle aldığımda kucağıma gayet tatlı, yumuş yumuş seviyor. Hemen mır mır uyuyor. Gördüğünüz gibi Şans Bey de koştu koştu uyuyor. Dışarıda dedik işte Recep Usta'ya odunları kesiyor. Bugün odunları bitirirse diye şükrediyor. Aman aman ben daha oraya tahta yapacağım da. Bunlar gittiler gene benim ağacımı yediler. Hele sizi keratalar. Bakayım hele bir. Ha, ağaç duruyor Allah'a şükür. Moduk geldi. Moduk gelmiş yemiş. Tabakta ne varsa ne yoksa. Anam bunlar gene girerler. Demin depoya girmişler. Zeytin ağacımı yemişlerdi az kalsın. Sizi keratalar. Çok komikler. Bu arada depoya bütün kağıtları, kartonları yığdım ben. Çünkü dediğiniz gibi onlar sebze yatakların temeline konulacak. Başından beri yürüyorum. Şunlara bakın, tembiş gözlülere. Aman yoy, aman 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 aman. Ya bak çaneca, anam hiç dokundurmazlar. Hiç dokundurmazlar. Moduk var ya, bugün inadına doymadın oğlum. Kıyamet koparıyor, doymadı. Bir kova, tavuklu pirinçli yemek. Yarım ekmek. Yok, doymadım. Gelmiş bir de bu tabaktakileri yedi. Ramazan abi de motor vardı. Sağ olsun o getirdi şimdi. Artık bir an önce toplayalım ya. Şevket Usta da banyonun çekmeceyi takacak mıyız Şevket Usta? Vallahi takayım. Ha, söyle. Çok suyu kullanamayacağım. Ne yapacağız? Konun neyle alakalı? Körtüpa yapmamız imkansız. Var körtüpa? Öyle olmuş ya. He. Nasıl? Sıcak suyu dediğin ne demek? Şimdi neyle alakalı? Şundan dolayı mı? Bak. He. Atıyorum. Ha, tamam. Bar atıyorum. Şimdi şöyle geliyorum. Bak, şuradan çekiyor musun burada? Aşağı. Evet, sıcak su çıkıyor. Tamam. Çıkıyor. Ama buradan kullanılmıyor. Tamam, ha. O sonra takılacak. Ama işte buna araya bir rekor koyuyor. Tamam. Anladım. Rekor. Soğuğu kullanırım. Tamam. Hatta bunlar bile olur. Bir tane rekor olsa bize. Rekor dediğin ne demek bir şey? Sarı bir şey. Yani bununla bunu ekleme bir düzeni. İkisi de dönen. Hayır, İki tarafı da dön. Şey. Hayır, ikisi de gancık. Anladım. Sarı bir malzeme. İkisi de bunun içine geçiyor. Tamam, şurada tamam. Bir kısa malzeme. Keşke olsa ama yok o. Böyle kimde vardır? Burada. Yani hayır, çarşıda var mıdır? Çarşıda çok. Tamam. Ha, iyi o zaman. Yarın alırız. Buralarda ya. Var mı? Yarın alırız o zaman. Şimdi arkadaşlar, Şevket Usta beni itekliyor gene. Ya şurası bir çekpas geliyor. Şurada öyle var bir şey. Tamam, tamam hadi. Neyse ben şimdi gene bir iş yapacağım. Size anlatacaktım ama. Niye de anlatayım 2 dakikada. Yerden de çöp topluyorum. Buraya neden çamaşır makinesini koymadım? Şimdi şurayı görüyor musunuz? Küçücük bir mesafesi var. Çamaşır makinesi şuraya kadar gelir. Bakın. Buraya kadar. Birincisi buydu. İkinci nedeni şu. Benim bir anlayışım var. Bir alan
En çok ne kullanılır bir alanda? İlk önce o konulmalı başlangıca. Biliyorsunuz lavabo en çok kullanılacak malzeme. O yüzden lavabo burada olmalı diye düşündüm. Ben böyle bir mantıkla hareket ettim. Çünkü burada çamaşır makinesi arada bir çamaşır atmak için burada kapalı burayı kapatamaz. Ve görseli de hoş olmaz burada. Ama bunun görseli girişte bir gözümüze güzel bir görsel. İkincisi tuvalet. Onu da sağ aldım. Çünkü tuvalet karşıya konmaz benim anlayışımda yine. Kapıyı açtığında karşıdaki insan seni bir anda yanlışlıklarsa tuvalette görmemeli. O yüzden o da sağda olmalıydı. Bu mantık. Çamaşır makinesi de burada en az kullanılacak ürün olduğu için de burayı tercih ettim. Peki niye yüksek yaptım? Size anlatmaya çalıştığım buydu. Aldığım her şey yerden yüksekti. Ben burayı istediğim gibi çatır çatır yıkar, bir dakikada temizlerim. O yüzden. İkincisi, çamaşır makinesinin neden bu sağa solu bomboş, ne olacak? Tabii ki bir dolapla tamamen kapatılacak zamanla. Şimdi değil. Para yok. Bu çamaşır makinesi dahi gözükmeyecek. Bir dolabın içerisinde bütün duvarı şu zemin boyutunda dolapla kaplanacak. Nasıl bu evde bu kadarını hayal ettim, yaptım. Zamanla da ömrümüz olursa onları da yaparız. Hayali, yani tasarımı mevcut şu anda beynimde. Velhasıl bu kısmı böyle. Size yukarıları da gösterecek. Tim, Şevket Usta izin veriyor mu? Azıcık yukarıya çıkayım. Çabuk gel. Tamam, çabuk gel dedi. Tekrar bir göstereyim. Arkadaşlar, bataryalarla ilgili şöyle bir sorun var. Soru sorulmuş falan, hani işte onlar kötü olur, yok şöyle. Açıkçası ben o kadar kaliteli bir mal seçtim ki bir daha uğraşmamak için. Ve tercihim de bakırdı. Bakır rengi, çünkü bu ev nostaljik bir konsept yarattım benimde. Bakır üzerinden gitmeye çalıştım her şeyi. 10 yıllık garantili. Fişi garantisi olarak bir zincir yapı marketten aldım. Bilmiyorum, yıkanma şekli falan da var muhtemelen. Eldiven konulmuş içine. Muhtemelen onunla yıkayacağım, öyle süngerle falan değil. Şöyle, buranın boyu çok alçak oldu ama beni kurtarıyor. Bir beni kurtarıyor işte. O kadar idare ediyoruz. Bakayım, bu da döndürülmüş mü? Döndürülmüş. Şöyle bakın. Böyle nostaljik bir şey ama çok modern. İkisinin arasında güzel bir karışım, gördüğünüz gibi. Hatta şu şöyle de oluyor. Görüyorsunuz. Alanın ayak altından çekiliyor. Böyle işte şeyi de taktım. Hatta buraya da bir tane duşakabin siparişi vermiştim online. Bakır şeyli, çıtaları bakır olan. Fakat ne diyeyim, tekerleri bakır kısmını bulamadıkları için, temin edemedikleri için iptal ettiler. Yoksa o da hazırdı. Makul bir fiyata da bulmuştum. Zaten çok küçük bir alan gördüğünüz gibi. O iptal oldu. Şu anda bir düşünme aşamasındayım. Yani daha doğrusu acelesi de yok şu anda. Klozetimizin bir parçası eksik. Burası ne zaman takılır hiç bilmiyorum. Biraz askıda olacak işimiz. Takma aparatı, bir şeyini eksik göndermişler. O kadar kafam karışık, yoruldum. Onun için o. Sonra aşağıdaki klozeti kullanıyorum. Şükür dünden itibaren. Tabii ama taharet musluğu yok şu anda. Şevket Usta onu takar mı bilmiyorum. Niye bunu tam montajını yapmışlar diyor o da. Çok fazla montaj edildi. Takabilir, malzemeyi getirdi. Bilmiyorum, inşallah takar mı takmaz mı. Bakacağız o da. Sonrasında diğer duşu göstereyim. Hepsini toplu halde göstereyim. Bir çekim yapayım dedim. Dün çok iyi çekmemiş olabilirim. Burası çok tatlı oldu. Çünkü dediğim gibi misafir geldiğinde odasında duşunu alabilecek. Buraya da çok yakıştı. Şuna bakın. Yani beni anlamışsınızdır belki. Neden sürekli işçilik konusunda tır 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 konuşup durdum. Çünkü gerçekten malzemeleri
ömürlük almaya çalıştım. Dedim ki yapacağım sadece bu evde banyolar olsun ama sadece yaptığıma pişman olmayayım, hepsi güzel olsun dedim. Velhasıl o yüzden işçilik konusunda tedirgindim, işte üzüldüğüm oldu falan. Yapacak bir şey yok. Sonuçta burası bir büyük şehir değil. Burada yeni nesil inşaatla ilgili çok fazla yok. İdare ediyoruz. Kesim devam ediyor. İyi oldu onlar da kesilsin. Şimdi ben aşağı iniyorum. Biraz ilgilenmem gereken işler var. Hatta çok var. Görüşmek üzere.